Yeni bir gün, taze bir başlangıç. Medyanın gündemini anlamaya, anlatmaya, yorumlamaya ve yorumlatmaya çalıştığımız yayın. Manşetlerin dilinde gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ve bendeniz Fatin Dağıstanlı ile birlikteliğiniz başlıyor ve saatler tam 12'yi gösterene kadar da manşetlerin dili devam edecek. Sizlerden de bir ricamız var. Sizler de manşetlerin diline katkı sağlayın. Soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizi yazın. Bunun için yönetmen arkadaşımız Umut Hamurcu iletişim bilgilerini Twitter hesabını ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutacak. Katkılarınız, soru, yorum, görüş ve değerlendirmeleriniz bizler için önemli dedikten sonra hemen bir hızlı bir giriş yapalım. Dün Sivas olaylarının yıl dönümüydü ve dün değerlendirmiştik, ancak bugüne de sarkmış haberler. Akit gazetesi de STK'lardan ve hukukçulardan Sivas mağdurları için Yargıtay Başsavcısına çağrı diye veriyor. Dosya yeniden açılsın manşetiyle çıkmış. Başka gazetelerde de haberler var bununla ilgili. Çünkü dün Sivas'ta gösteriler de vardı ve o haberleri de Cumhuriyet gibi, Bir Gün gibi, Sözcü gibi gazetelerden, hatta Hürriyet gibi gazetelerden göstereceğim. Ali İhsan Karahasanoğlu da bugün yine Sivas'ı yazmış ve Madımak müze olsun diyenler kervanına en azından muhafazakar, mütedeyyin, sağcı, İslamcı, milliyetçi, ümmetçi kesimden de bir isim de Madımak müze olsun diyenler kervanına Ali İhsan Karahasanoğlu da katılmış. Ama önce dosya yeniden açılsına herhangi bir tepki geldi mi? Dosya yeniden açılmalı ama bu konuda yıllardır biz yayın yapıyoruz. Hemen hemen karar kesinleşmesinden bu yana 10 yılın üzerinde bir süre geçti. Fakat her hukukçuyla görüşüldüğünde, her yetkiliyle görüşüldüğünde evet doğrusunuz, haklısınız. Türk Ceza Kanunu üzerinden 3 kere, 4 kere ilgili maddelerin değişikliğe uğradığı belirtiliyor. Yargıtay içtihatlarının değiştiği belirtiliyor. Dolayısıyla bu kapsamda, hatta bunun daha ötesi var. Pişmanlık yasalarıyla ilgili değişiklikler var, aflarla ilgili değişiklikler var. Sıralamaya koysak onu üzerinde değişiklik var, fakat bu değişikliklerin hiçbirisinde Sivas şüphelileri yararlandırılmadı. 1999'da çıkan bir Rahşan affı var. Bu Rahşan affında birçok PKK'lı bile yararlandırıldı. Yeri geldiğinde Sivas mağdurlarına siz terörist değilsiniz, siz elinize silah alıp herhangi bir suç işlemediniz, PKK'lılar gibi değilsiniz deniliyor. Böylece insanlar, he demek ki devlet bizim durumumuzun farkında diye ümitleniyorlar. Arkasından söylenilen şey, ama siz anayasal düzeni değiştirmeye, cebren değiştirmeye teşebbüs etmişsiniz. Dolayısıyla şu kanundan yararlanamazsınız, bu kanundan, bu değişiklikten yararlanamazsınız. Örgüt diyorlar, ortada örgütün bir önceki gün, bir sonraki gün herhangi bir faaliyeti, herhangi bir eylemi yok. Dolayısıyla aslında bir ortada örgüt yok. Terörist diyorlar yeri gelince. Ellerinde silah yok, herhangi bir patlayıcı madde yok. Yani PKK'yı bile Avrupa'daki birçok ülke, Rusya'sı, Almanya'sı vesairesi, PKK terör örgütü değildir, hak arayıcısı bir kuruluştur şeklinde tanıtım yapıyorlar. Ama buraya geliyoruz, Sivas'a geliyoruz. Sivas'ta tek bir olay olmuş. Sadece 2 Temmuz 1993'te bir olay yaşanmış. Bu olay bir örgüt icat edilmesi için gerekçe gösteriliyor. Ne öncesinde bir eylemleri var bu örgütün, iddia ettikleri bu örgütün, ne sonrasında herhangi bir kalıntısı var, herhangi bir izi var, herhangi bir şekilde sonradan gelen kuşaktan bir insan, herhangi bir fert, herhangi bir vatandaş ben bu örgütün devamı olacağım diye bir iddiası var. Ne de adı var. Ne, Müslüman kardeşler vesaire gibi bir tanımlama yapıyorlar veyahut da gericiler diye tanımlama yapıyorlar, ama dediğinizde haklısınız. Bilinen bir adı da yok. Tek bir adı da yok. Yani Yargıtay kararına geçen siz şu örgütsünüz, adınız bu, başkanınız bu, yöneticiniz bu, elemanlarınız şu. Hani Murat Karayılan vesaire var ya, Abdullah Öcalan, onun yerine geçenler,
Hepsinin belli örgütte yetkileri var. Cemil Bayık'ı bilmem Dursun'u şuyu buyu. Burada kimdir bu örgütün başı kimdir? Sonu nedir? Üyeleri kimlerdir? Bunların hiçbirisi yok. Dolayısıyla saçma sapan bir örgüt icat edilmesi şeklinde 1993'teki olaydan hareketle bir cezalandırmaya gidildik ki şunun da altını çizelim. Türkiye'de tek bir eylemden dolayı verilmiş en ağır ceza 33 idam. İstiklal mahkemelerini şöyle saymayalım. Orada da Dersim vesaire konusunda bazı toplu idamlar söz konusu olmuş olabilir. Ama 1930'lu yıllardan sonrasını kastederek söyleyelim. 33 tane idam cezası veriliyor ve bunun arkasında herhangi bir somut suç da isnat edilemiyor. Bu vesileyle hemen kapatmadan şunu da söyleyeyim. Siz tabii belki ironi yapmış oldunuz. Ben de o amaçla zaten Madımak müze olmalı dedim ama utanç müzesi olmalı dedim. Onlar da zaten şu an Madımak'ın üzerinden rant devşirenler, onlar da utanç müzesi olmalı diyorlar. Ama onların gerekçeleriyle benim gerekçelerim farklı. Onların utanç duymalı diye itham ettikleri kesimle benim utanç duymalılar diye itham ettiğim kesimler çok farklı. Onu da gelişmeler çerçevesinde değerlendirelim. Evet, bu arada yönetmen arkadaşım Mahir Ünal'ın bir açıklama yaptığını söyledi. Açıklama nerede şu anda Umut? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herhalde sorulara cevap veriyor. Bir bakalım ne diyor? Evet, Mahir Ünal'ın AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki açıklamalarını ekrana getirdik. Büyük olasılıkla Mahir Ünal mazbatasını aldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi, kaydını yaptırdı, parmağını gösterdi, okuttu ve meslektaşlarımızın da sorularını cevapladı. Dört konu çıktı. En sondan başlıyorum. Meclis Başkanlığı, Bahçeli, Alaaddin Çakıcı ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısının tayininin merkeze çekilmesi ve seçimlerin erken alınması, bir de çocuk istismarı konusundaki yasal düzenlemeler. Buyurun. Çocuk istismarı veyahut da son günlerde karşılaştığımız çocuk kaçırmaları ile ilgili tabii genel bir bağlamda bakmamız lazım. Çocuk da sonuçta bir insan. Çocuğa yönelik olarak istismar olsun olmasın, ölümlerle neticelenen olaylarda gene dönüyoruz dolaşıyoruz. İslam dininde de öngörülen cezayı gündeme getirmeye mecbur kalıyoruz. İdam. İdam olmadığı takdirde verilecek ceza belli. 25 yıl, bilemediniz 30 yıl, 30 yılın da yatarı 20 yıl veya 25 yılın yatarı 18 yıl. 18 yıl sonra bunların katilleri, yani Leyla'nın, Eylül'ün katilleri karşımızda dolaşacak demektir. Bunun mantıki bir izahı yok. Ne kadar uzun ceza verirseniz verin, belli bir noktada bunun halkın içine karışacağı noktada bir şartlı infazı var. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman idam cezasının tekrar gelmesi bir zorunluluk olarak görülüyor. İnşallah bu konuda da bir adım atılır. Evet, ama AK Parti'nin de vaatler arasındaydı idam cezası. Ama şu ana kadar gelmedi. Erken seçimle ilgili bir iki cümle. Erken seçim derken... Anayasal değişiklik gerektiriyor. Bence pek mümkün değil. Erken seçim ne erken seçimi? Yerel seçimlerin, yani 2019 Mart'ında yapılması gereken seçimlerin zamanında değil, daha önce Kasım ayında yapılması söz konusu veyahut da iddia ediliyor. Ancak anayasal bir değişiklik gerektiriyor. Çünkü anayasada 5 yılda bir yapılır deniliyor. Anayasadaki bir değişikliğin de asgari 400 oyla TBMM'den geçmesi gerekiyor veya 350 oyla referanduma gitmesi gerekiyor. Ben referanduma falan gideceğini zannetmiyorum. 400 oyluk bir çoğunluğu da bu yönde talepte bulunanlar sağlayabileceklerini zannetmiyorum. Dolayısıyla erken seçimi, yerel erken seçimi pek muhtemel görmüyorum. Evet, ama bugün Sözcü Gazetesi'nin bir manşeti var. Onu bir gösterelim o zaman tam konu gelmişken. Diyor ki genel seçimi Bahçeli, yerel seçimi Destici ateşledi diye veriyor. Ama medya satın aldı bu işi.
Yani tartışacak, yani unutturacak, seçimin sonuçlarını unutturacak konular arıyorlar. Seçimin sonuçlarını, yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 16 yıllık iktidarının sonunda tekrar %52 ile, ki hatırlayın yani ikinci tur kesin, garanti, ikinci tur yapılacak ama ikinci turda Tayyip Erdoğan mı kazanacak, Muharrem İnce mi kazanacak, onu tartışıyoruz biz diyenler, şimdi hemen ne kadar oldu? Bir hafta oldu daha 24 Haziran'ın üzerinden. Hemen bir haftada konuyu kapattılar. Geldiler yerel seçimlere. Yerel seçimlerin gündeme getirilmesi tamamen hem CHP içerisindeki genel başkanlık yarışının gündemden çıkartılmasına amacına matuf, hem de AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın seçimden aldığı, seçim sonucunda çıkarttığı zaferin gölgelenmesine yönelik. Gölgelenmesine yönelik diyorsunuz ama şimdi Destici dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geldi, kaydını yaptırdı. Milletvekili rozetine oğlu taktı, rozeti oğlu Alperen taktı diye veriyor Sözcü gazetesi. Ve demiş ki MHP lideri Bahçeli'nin bir sözüyle 24 Haziran'da erken genel seçim yapıldı. Şimdi de Büyük Birlik lideri Destici 2019'daki yerel seçimin ekime alınmasını istedi diye veriyor. 4 ay sonra belediye seçimi için sandığa gidebiliriz açıklamaları Sözcü gazetesinin birinci sayfasında. Bu arada Mustafa Elitaş'ın da benzer açıklamaları oldu. O da mesela AK Parti'de erken seçime yeşil ışık diye Türkiye gazetesinde var. Şu anda önümde açtığım sizin yazının olduğu sayfada başka bir açıklaması. O halin kaldırılacağı tarihi açıkladı. 18 Temmuz mu diyor? 18 Temmuz'da zaten 2016'da darbeden hemen 3 gün sonra olağanüstü hal ilan edilmişti. 3'er aylık dönemler itibariyle uzatıldığı için tekrar geldik. 2 senenin tam yıl dönümünde 17 Temmuz itibariyle, akşamı itibariyle olağanüstü hal bitiyor. Tekrar uzatılması isteniyorsa TBMM'den bir 3 aylık veya daha uzun süreli bir karar alınması gerekiyor. Büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir talepte bulunmayacağı, TBMM'nin de dolayısıyla talep olmadığı için herhangi bir karar almayarak o halin uzatılmayacağı, dolayısıyla kaldırılmış olacağı belirtiliyor. Yani aslında o hal varlığını sürdürmeye devam edeceği böylece de. Nasıl olacak o? Diyorlar ya, yetkileriyle zaten o hali Cumhurbaşkanı kullanmaya devam edecek. Onlara bakarsak biz yıllardır zaten o halde yaşıyoruz. Yıllardır diktatörlükle yönetiliyoruz. Baskı sistemiyle yönetiliyoruz. Dün akşam bir televizyon programında eski bir CHP'li milletvekili vardı. Hatta bakanlık da yapan bir bayan. O halle seçime girilmesi seçim sonuçlarına büyük oranda etki etmiştir dedi. Karşısındaki AK Partili isim sordu, dedi ki yani o halle ilgili olarak siz bana somut olarak bir şey söyleyin. Daha ne söyleyeyim, o halle girdik ya diyor. Yani o halle ilgili seçimin, oyların sayılması sırasında kapalı yapacağız biz bu sayımı diyen mi oldu? Veya oy kullanılması sırasında oylar açık olarak kullanılacak, kimin ne oy attığını göreceğiz diyen mi oldu? Ki 1950 öncesinde bu tür oylamalarla biz sandık başına gidiyorduk. Yani oy atılırken açıktan atılıyordu, kimin hangi partiye oy verdiği görülüyordu ama sayıma gelince sayımı kapalı kapılar ardında yapıyorduk. Yani ne netice çıktığını mümkün olduğu nispetle çarpıtmaya müsait şekilde biz kendimiz yapalım sayımı, neticeleri size açıklarız. Sizin gelip de onu, sayımı izlemenize gerek yok deniliyordu. Böyle yıllardan geçtik, geldik bugüne. Bugün itibariyle ben o halin herhangi bir etkisini seçim üzerinde görmüyorum. Ama birileri sürekli o hal kalksın, o hal kalksın, işte ekonomi şöyle olacak ve kalksın. Bakalım görelim. O zaman ne diyecekler onu merak ediyorsunuz siz anladığım kadarıyla. Ama şimdi biz Sivas'ı konuşuyorduk. O Sivas defterini daha kapatmadım. Yani niye kapatmadım? Çünkü önemli başlıklar var. Sizin yazınızdaki, benim de ironi yaparak yaklaştığım Madımak müze olsun ama utanç müzesi olsun diye yazdığınız yazı var. Ve şimdi bir reklam arası isteyeceğim arkadaşlardan ki
bölmeyeceğim. O hali de konuşacağız. Özgürlük yoksa büyüme olmaz diyor Cumhuriyet Gazetesi. Ama daha da önemlisi işte Sivas'la ilgili dün yapılan etkinlikten bir kare. Ama üstte bir cümle var. Üstteki cümle yeter de artar bile. Yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte diyor. Tabi buraya bir de yıldız koymuş Cumhuriyet Gazetesi. Tabi karşımda arkadaş gelemiyor, yaklaşamıyor bana ister istemez. Şimdi burada bir yıldız koymuş. Yıldız da şu, bunun nereden alındığını göstermek için konulmuş bir şey. O da altta yazıyor. Ama onu anlayacaksınız, alta bakacaksınız, onun ne olduğunu anlayacaksınız mı? Yoksa Cumhuriyet Gazetesi yok başka bir cehennem, yaşıyorsunuz işte manşetini Ali İhsan Karahasanoğlu birazdan değerlendirecek. Nasıl değerlendirecek ve kendi yazısı Madımak ve acaba Cumhuriyet Gazetesi 33 tane insanımız şu anda Sivas olayları sebebiyle içeride ve ömür boyu hapiste mahkum edilmiş durumdalar. Ve onları yani Sivas'ın suçluları, kendilerince suçları bulundu diye nitelendiriyorlar mı yoksa nitelendirmiyorlar mı? Hepsini konuşalım ama önce bir kısa reklam arası verelim. Reklam arasının ardından manşetlerin diline devam edeceğiz. Evet, manşetlerin dili reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Manşetlerin diline ekranlarınızı yeni açmış olabilirsiniz. Ya da ekranlarınız açıktı ama bizlere, Akit TV ekranlarına, Akit TV'ye yeni gelmiş olabilirsiniz. Ve hemen bir hatırlatalım. Manşetlerin dili yayınındasınız. Medyanın gündemini anlamaya, anlatmaya, yorumlamaya ve yorumlatmaya çalıştığımız yayındayız. Ve saatler tam 12'yi gösterene kadar gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ve bendeniz Fatih Dağ Aslanlı ile birliktesiniz. İletişim bilgilerini yönetmen arkadaşımız ekrana verdi. Lütfen sizler de katkı sağlarsanız seviniriz diyor ve reklam arasına giderken hatırlattığım üzere Sivas'ı konuşmaya birazcık daha devam etmek istiyorum. Çünkü gösteremediğimiz gazeteler vardı. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'ydi. Bir tanesi Hürriyet Gazetesi'ydi. Mesela Hürriyet Gazetesi acı 25 yaşında diye bir başlıkla çıkmış. Sivas'ta Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucunda yaşamını yitiren 33 aydın ve 2 otel görevlisi katliamın 25. yılında anıldı. Anma programına vali, siyasi partiler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı diye veriyor Hürriyet Gazetesi bu haberi. Ama şurada sadece şöyle bir ibare bile olsa, yani 33 aydının öldürüldüğü Madımak'tan dolayı 33 kişi şu anda cezaevinde dese, ömür boyu hapse mahkum dese birçok şey anlaşılır, biliyor musunuz? Her şey iki taraflı tabii. Hem o var hem de 2 gün sonrasında, 3 gün sonrasında 5 Temmuz'da Başbağlar'da ve özellikle eline silah almış kişiler, teröristler, biz sizi Madımak'ta ölen 33 insanımız için öldürüyoruz diye deklarasyonda bulunuyor. Önce bir açıklamada bulunuyorlar, ondan sonra tarıyorlar insanları. Şimdi bir olay var, otelin önünde gösteri yapan insanlar, istenilmeyen bir yangın, sonuçta 33 insanın artı 2 tane de otel görevlisinin vefatıyla sonuçlanan bir olay, istenilen bir olay değil. Yani oradaki gösteriye katılan kişiler, biz bu oteli yakalım, içindeki 33 insan ölsün diye bir istekleri yok. Hukukta bir kaide vardır. Mutlaka kasıt aranır. Taksirli suçlar ayrıdır ama böyle bir suçta kasıt aranır. O gösteriye katılan kişilerin böyle bir neticeyi talep etmiş olmaları gerekir. Ama bizim gördüğümüz o gösteriye katılan hiçbir insan, biz burada insanlar yangında ölsünler diye bir fiilleri yok. Zaten o eylemi gerçekleştiren, yani yangın olayını başlatan kişi tek bir kişi. O kişi de henüz daha bulunabilmiş değil. Yani o şeyi dün ben görüntüyü tekrar izledim. Yani orada otele tırmanan birisi var. Bir genç. Evet.
O yok değil mi şu anda? O da yok. Bidonla arabayı yakan, sonrasında o araba yanarken tekrar o arabanın ateşinden perdeleri uzatarak otelin de içine yangının sirayet etmesini sağlayan bir başka kişi daha var. O da yok piyasada. Peki onları mesela yani siz daha yakından takip ettiğiniz için söylüyorum. Yani onlar Sivaslı mı? Biliyorlar mı? Hayır kimliği de belli değil. Hep ifadelerde falan çıkmış isimler. Yok hiçbir şey yok. Hiçbir yani, yok değil mi? Resmen derin devletin işi bu. Hı. Resmen derin devletin işi ve Alevi kardeşlerimizin de işte bir rant çevresi var. Hı. Onlar istismar ederek ya burada kriminal olarak ne var? Olay yangın. Yangına kadarki olayların hepsini ben savunurum. Bir kişi Hazreti Peygamber'e küfür ederse, ailesine hakaret ederse insanların en tabii haklarıdır. Gösteride bulunmak, ona tepkide bulunmak, protestoda bulunmak. 3 tane ağaç için günlerce, 3 ay boyunca tüm Türkiye'nin altını üstüne geçirdiler de Hazreti Peygamber'e hakaret edilecek, insanlar sokağa çıkıp bir meydanda buluşup protestoda bulunmayacaklar. Böyle bir şeyi talep etmeye kimsenin hakkı yok. Ama protestoya eyvallah. Geldik bir arabanın, otel önündeki arabanın yakılması. O anda iş bitmiştir. Film kopmuştur artık. Nasıl ki gezi eylemlerinde ben ağacıma dokunulmasını istemiyorum denildiğinde eyvallah kardeşim, ağacına dokunulmasını istemiyorsan buyur gösterini yap. Ama gelip de polis aracını tersine çevirip üzerine yazı yazdığın an bitmiştir o. Orada da o film kopmuştur. O dakikadan sonra kimsenin artık o eylemleri, gezi eylemlerini savunması mümkün değildir. Aynı şekilde Madımak'ta da gösteri eyvallah, sloganlar eyvallah, aziz, katil aziz, kafir aziz vesaire vesaire ne sloganlar atıldı. Onların hepsinde Sivas'ı terk etsin, etkinlikler iptal edin. Bu sloganların, bu taleplerin hepsine eyvallah. Ama araba yakıldığı an film bitti. Ondan sonrasını kimse savunmaz. Savunmuyor da zaten. Ama bir avuç rant çevresi Sivas'ın üzerinden, Madımak'ın üzerinden milletvekillikleri kazananlar, yıllarca kitaplar, gazeteler vesaire televizyonlarda o işin rantını yiyenler, 33 aydın deyip 33 aydın diye, 33 aydın yakıldı. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde gene o FETÖ'yle irtibatını tartıştığımız Hikmet Çetinkaya utanmadan, sıkılmadan 33 insan cayır cayır yandı diyor. Otopsi raporları var. Hepsinin, o vefat eden insanların hepsinin resimleri var. Hepsinin yüzü gayet net. Hiçbir yanık izi yok adli otopside. Ben tersinden bir yorum yapmıyorum. Şunu söylemiyorum. Ölmüşler, gitsinler demiyorum. Ama bu işi ranta çevirmesin kimse. Yani acıyı daha da katmerleştirelim, daha da büyütelim, daha da içinden çıkılmaz hale gelsin. Bu acı üzerinden başka insanlara acılar yaşattıralım. 33 insana idam verildi, yetmez. Şanal Saruhan'ın, CHP eski milletvekilinin talebi var. O gösteride diyor 15 bin kişi vardı. O 15 bin kişinin tamamının yargılanması lazımdı idamla diyor. Şimdi böyle bir mantıkla nereye gideceksiniz siz? Dolayısıyla utanç müzesi olmalı dediğim zaman da ben bunu kastediyorum. Yani oradaki yangını çıkartan kişiyi yakalayalım bulalım demeyen, olayın esas failini bulmak için çaba sarf etmeyen ama gösteri hakkını kullanan 15 bin kişiye, bir dakikalığına, beş dakikalığına oraya gelen insanlar da var. İki saat, üç saat boyunca o alanda durup Aziz Nesin dışarı çıkartılsın, biz de evlerimize gidelim diyen insanlar da var. Ve en nihayetinde de arkadaşlar burada etkinlikler iptal olmuştur. Emniyetin açıklaması vardır. Dolayısıyla herkes evine gitsin, Allah rızası için evlerinize gidin diye yapılmış çağrı var. Bu çağrıdan sonra o derin devletin elemanları otelin yakılması için hemen arabayı önce yakıyorlar. İşte o dakikadan sonraki olayların üzerine yoğunlaşılması gerekirken 15 bin gösterici idamla yargılanmalıydı. Sadece 150 kişi yargılandı. 33'üne idam verildi. Yetmez diyenler için
orası müze yapılmalı. Bunu isteyebilen insanlar var Türkiye'de. Yani gösteri hakkını kullanan insanların idam edilmesini isteyen milletvekilleri, CHP'liler, ki barış, kardeşlik yanlısı olduğunu söyleyen ama Aleviliği istismar eden insanlar var Türkiye'de. Aslında bu acı unutulmasın ve yarın tekrar kazınsın, kaşınsın, Batı tarafından kaşınsın diye bu insanlar bu ara böyle bir araya getiriliyor. Ben şunu merak ediyorum. Aziz Nesin nasıl kaçtı oradan? Bu arada iyi ki oldu demiyoruz dediniz zaten. Ben Allah rahmet eylesin diyorum orada yaşamını yitirenlere. Bir şeyleri varsa inşallah Allah affeder diyorum. Şimdi şunu merak ediyorum. Yani Aziz Nesin de oradaydı. Evet. Ama Aziz Nesin'i aynı el içeriden de çıkarttı. Evet. Öyle değil mi? Yani o konuda tabii çok değişik anlatımlar var. Aziz Nesin o tarih itibariyle yanılmıyorsam 80 yaşlarında birisi. Hı hı. Onunla birlikte daha gene 70-75 yaşında olan birkaç kişi daha var. Hı. Arif Sağ var. Hı. Bunların hepsi otelin üst katlarına doğru çıkabiliyorlar. Çıkıyorlar ama genç insanlar, daha genç insanlar ki içlerinde 12 yaşında çocuk var. Hı hı. 12 yaşında. Yani aydın diyorlar, sanatçı falan filan diyorlar ya. Onların içinden bir tanesi de 12 yaşındaki çocuk. Bir diğeri 14 yaşında o çocuğun ablası. Hı hı. Bunları aşağıda bırakıyorlar. Yani bunu yapanlar göstericiler falan değil. Peki bunu yaparken yani onları bence orada mahsur da bırakmış da olabilirler. Yani her şey planlı. Var zaten kapıların kapatıldığı yani ortak otel olduğu için burası. O, merdivenden çıkılıyor üst katlara ve merdivenle çıkılırken de tabii kapılar var. Hı. O kapıların kapatıldığı, ikinci kattan itibaren kapatıldığı ve alt katlarda bu insanların kaldığı, yangın otele sirayet ettiğinde de dumandan hemen etkilenerek zehirlendikleri, fakat üst kata çıkan insanların, ki Aziz Nesin bunların içinde, diğer bazı kişiler var, Arif Sağ vesaire, onların da üst katlara çıkarak kendilerini koruma altına aldıkları. Hatta yan bloğa geçtikleri. Yan bloğa geçenler. Büyük Birlik Partisi'nin il merkezi varmış orada. Hemen yan tarafta. Orada Arif Sağ'ı birebir kurtaran kişi için Arif Sağ'ın anlatımları var. Eskiden işte ben onu dağın başında arabamla giderken yaya olarak bekliyordu. Aldım arabama. Ondan sonra götürdüm gideceği yere. Yıllar sonra Madımak Oteli'nde o kişi beni aldı. Ya Arif abi gel, Arif baba ben daha önce sen benim hayatımı kurtarmıştın. Şimdi de ben senin hayatını kurtaracağım şeklinde. Ama bunu anlatırken de bir yandan da BBP'ye, Büyük Birlik Partisi'ne, ki o tarihte Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli hayattaydı, onu da karalamak isteyen bel altı vuruşlar da yaptılar. Aziz Nesin'e gelince, Aziz Nesin bulunduğu 8. 9. kattaki bulunduğu otel odasından itfaiyenin aracıyla indi. O indikten sonra da dün göstermiştik, Cafer Erçakmak aman durun bir şey yapmayın buna diye çağrısı var. O çağrıyı bile vurun bu adama şeklinde göstermeye çalıştılar. Aziz Nesin sonuçta bu olayda, bu otelin içinde olduğu halde kurtuldu. Hı hı. Arif Sağ kurtuldu, başka insanlar kurtuldu ama bu 33 insanımız, hı hı, ki içlerinde benim de içimi paralayan 12 yaşında bir çocuk. Neyi bilir? Hazreti Peygamber'e hakaret edildiğinden haberi var mıdır? Aziz Nesin'in yediği nanelerden haberi var mıdır? Hiçbir şeyden haberi yoktur. Getirilmiş oraya. Ondan sonra da otelin üst katına çıkması engellenmiş. Dışarı çıkması öncesinde engellenmiş. Yani 3 saat 4 saat boyunca gösteri dışarıda devam ediyor. Emniyet güçlerinin yapması gereken tedbir burada. Hemen o otelin bir şekilde boşaltılmasıdır. Bakın, yangın çıktıktan sonra ne yapıyorsunuz? Arka taraftaki Büyük Birlik Partisi'nin merkezini kullanarak o insanları tahliye edebiliyorsunuz. Peki yangın çıkmadan önce emniyet güçlerimiz aynı yolla o insanları o otelin içerisinden çıkartamaz mıydı? Ya 10.000 kişi, 15.000 kişi toplanmış orada. E bırakın yani burada sen dedin ben dedim, sen slogan attın ben sana oradan yan baktım, bunun tartışması mı yapılacak? Hemen güvenlik önlemi alınacak ve kardeşim tamam, etkinliklerde iptal edilmesi gündemde zaten,
otelin boşaltıldığı da göstericilere önce söylenmez. Sonrasında zaten gitti Aziz Nesin kardeşim buradan çıktı. Bir tane de görüntü verirler. O topluluk da dağılır. Yani emniyet güçlerinin bunu bilmediği noktasında benim bir şeyim yok, şüphem yok. Emniyet güçleri gayet bu konularda profesyoneldir. Bu işleri toplumu dağıtmak, topluluğu dağıtma noktasında profesyoneldir ama burada yapılmamıştır. Bilinçli olarak yapılmadığı konusunda benim de şüphelerim vardır. Ama geliyoruz. Buna bir toplumsal barış için kullanmamız gerekirken işte bir tanesi diyor ki cayır cayır yandı. İnsaf et ya. Bundan ne kazanacaksın sen? Yani cayır cayır insanların yanmasından bir şey mi kazanmaya ümit bağladın sen? Evet, öldüler, doğru. Kimse orada 33 insan ölmedi, uyduruyorsunuz diyen yok. Ama aydın değil hepsi onların. 2 tane türkücü var, 3 tane bilmem sanatçı olabilir. Bir tane de Hollandalı var. 12 yaşında da çocuk var. Sen 12 yaşındaki çocuğa aydın mı diyorsun, sanatçı mı diyorsun? Gerçekleri olduğu gibi masamıza yatıralım. Ondan sonra çıkartılacak dersleri de çıkartalım. Topluluklar, göstericiler... Bir hak talep ettiğiniz zaman bu 3 tane ağaç için de olabilir. İnandığınız değerlere yapılan küfürlere protesto için toplandığınızda da olabilir. Her ikisinde de provokatörlere karşı uyanık olun. Herhangi bir şekilde sizin talep ettiğiniz önceliklerinizin dışında yaşanılacak bütün olayları kınayın. Ve onları da önlemek için uyanık olun. Bunu söyleyelim. Bundan sonrası için de bu konuda uyanık olalım. Ama hiçbir şekilde de acıları büyüterek o acılar üzerinden başkalarına da acı yaşatalım. Bizim 33 insanımız öldü. 33 tane idam gerekir. Verdiler. Yetmez. Hala Cumhuriyet Gazetesi, hala Sözcü Gazetesi dediği şey şu. Davanın büyük kısmı zaman aşımına uğradı. Ne zaman aşımına uğradı ya? Neresi zaman aşımına uğradı? 33 tane idam vermişsiniz. Daha ne zaman aşımından bahsediyorsun? Hangi dava düşmüş? Kimin davası düşmüş? Orada gösteriye katıldığı iddia edilen bir kişi önce gözaltına alınmış. Ondan sonra bırakılmış. Eğer o kişi diyorsanız ki oteli yakan kişidir, onun davası zaman aşımına uğramıştır diyorsanız ben de sizinle beraberim. Ama onu... Cezalandırılması için, o kişinin cezalandırılması için herhangi bir talepte bulunmuyor da gösteriye şöyle veya böyle bir dakikalığına katılan bir kişinin idam cezası alması için meydanlara iniyorsanız kusura bakmayın. Evet, bu arada Zekeriya kardeşimden önemli 2 tane haber geldi. Hakikaten 2 tane haber eğer Recep'e de ulaşabilirse hepsine yandı raporu verin diye manşet atmış Akit gazetesi. Tarihini de şöyle bir yakalayabilirsem iyi olur diye bakıyorum. Onları da ekrana verelim istiyorum. 2012'de yine Akit gazetesinin 19 yıllık yalan. Hani yakılmışlardı, bunlar kurşunlanarak öldürülenler diye fotoğraflar var. Ben şahsen onların hepsinden haberim var. İnsanların acıları tazelenmesin diye o resimlerin gösterilmesinden yana da değilim bugün itibariyle. Ben bunu söylüyorum. Eğer bunun aksini iddia eden bir kişi varsa kapalı bir odada masa başında ben kendilerine göstereyim. Ama bir televizyon ekranından o insanların ölmüş hallerini, adli otopsi yapılmadan önceki morgdaki resimlerinin yayınlanmasını, tekrar o ağacıların tazelenmesini istemem. Ama Hikmet Çetinkaya küçücük bir şüphesi varsa atlayıp gideyim, kendisine göstereyim. O insanlar yakılarak değil, yanarak değil, boğularak maalesef Aziz Nesin üst kata çıkartılıp onun can güvenliği sağlanırken, aynı şekilde diğer insanların da can güvenlikleri sağlanması gerekirken, onlar koridorun kapatılması şeklindeki bir uygulamayla aşağıda bırakıldılar, alt katlarda bırakıldılar ve çıkan yangının tesiriyle dumandan zehirlenerek vefat ettiler. Evet, o yüzden yayınlamıyoruz arkadaşlar o görüntüleri ama söylediği önemli. Hikmet Çetinkaya'ya gideyim göstereyim dediniz. Bence gelsin görsün. Fark etmez. Bir gerçeğin ortaya çıkması için eyvallahım var ben. Kendi nefsimi de ayaklar altına alırım. Her şeyi ayaklar altına alırım. Eğer bir insan doğruyu
görmek istiyorsa, eğer doğruyu gördüğüm zaman onu insanlarla paylaşırım diyorsa, ben ayağına da gider gösteririm. Ama görmediklerine de hiçbir şekilde kanaatim yok. Evet, ama Alevilerle Sünnilerin arasını kaşımaya devam edecekler. Şimdi şu Cumhuriyet Gazetesi'nin, yani ya şu bile Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde eylem yapmak için yeterdi, artar bile. Yani siz %99'u Müslüman denilen bir ülkede yok başka bir cehennem yaşıyorsunuz işte diye manşet atacaksınız. Hem de Sivas'ı kullanarak. Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Mutlaka, yani orada verilmek istenen birden fazla mesaj olduğu kanaatindeyim ben. Yani bir açıdan baktığınız zaman cehennem, cennet, bunların hepsi hikaye, boş verin siz bunları şeklinde bir yaklaşım da olabilir ki bir şiirden alıntı diye altında not da var. Fakat bir başka açıdan da baktığınız zaman işte Türkiye'de biz şu an cehennemi yaşıyoruz. Cehennem gibi bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ne daha başka, ne cehenneminden bahsediyorsunuz şeklinde bir algı da oluşturulmaya çalışılıyor. Veya işte 33 insan böyle öldürüldü. Dolayısıyla bu bir cehennemdir zaten. Daha başka ne cehennemi olacak ki diyerekten gerçek cehennemi bir anlamda gözden düşürme. Ki biz eğer cehenneme inanmasak, cennete inanmasak, o zaman zaten dünyada şöyle veya böyle alacakları ceza işte görüyoruz. Bu işi kasten yapanlar, taammüden yapanlar, onun örneği var. 3 gün sonrasında, 2 Temmuz'dan 3 gün sonra 5 Temmuz'da Başbağlar'da kasten, taammüden, öyle bir şey falan aramıyoruz. Yani arabayı yakan kimdi? Arabanın yakılması sonrasında onu otele sirayet ettiren kimdi? Onu bulmak lazım diye bir araştırma içinde olmamıza gerek yok. Otelin içerisinde Aziz Nesin'i yukarıya çıkartıp da 12 yaşında, 14 yaşındaki çocuğu yukarıya çıkartmayanlar kimlerdi? Veya aşağıda mahsur bırakanlar kimlerdi diye bir araştırma yapmamıza gerek yok. Adam silahları almış, kuşanmış, 5 kilometre, 10 kilometre öteden yola çıkmış, gelmiş Başbağlar köyünde 33 tane insanı toplamış köyün meydanına. Biz sizleri 3 gün önce Madımak'ta öldürülen 33 insanın karşılığında misilleme olarak öldürüyoruz diye açıklama yapıp ondan sonra da keleşlere, tetiğe basıp bütün oradaki insanları öldüren bir olaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi burada taammüden yapılan bu mudur cehennem, öbürsü müdür cehennem? Bilinçli olarak yapılan eylem midir cehennem, yoksa toplantı gösteri yürüyüşüne aykırı hareket ettiği için içinden 33 insanı idama mahkum ettirmek midir cehennem? Bunların evet, hepsini değerlendirmek ama gerekiyor. Ama bunlar ateistliğe, döyüslüğe, ben döyüslük diyorum ona, döyüslüğe teşvik etmek için yoğun bir gayret sarf ediyor Cumhuriyet Gazetesi. Hem okurlarını hem de Alevileri sanki Müslüman değilmiş gibi göstermenin arayışı içerisindeler. Aleviliği yeni bir din olarak kamuoyuna, İslam'ın içerisine, İslam'ın karşısına dikmenin arayışı içerisindeler diye düşünenlerden birisiyim ben. Delili zaten bu. Yani 2 Temmuz'daki olay Aziz Nesin'le Aleviliğin ne alakası var? Aziz Nesin kim? Ateistim diyor ya. Allah da tanımam diyor. Peygamber de tanımam. Hazreti Ali'yi de tanımam diyor. Hı hı. Yani sadece Hazreti Peygamber'e veya Hazreti İbrahim Peygamber'e mi hakaret ediyor? Hazreti Ali'ye de hakaret ediyor. Hakaret etmediği kimse yok. İnananlara ediyor. Ediyor. Alevileri de ediyor. Peki Alevilerin etkinliğine niye Aleviler bunu davet ediyorlar? Yani Pir Sultan Abdal, öyle değil mi? Yani Aleviliğin önemli sembol isimlerinden birisinin etkinliğine. Her şey planlı. Her şey bir oyun, her şey bir film. Şimdi Milli Gazete'nin sahibi Temel Bey de, Temel Karamollaoğlu da o tarihte Sivas Belediye Başkanı. İşte bugünkü Milli Gazete bir tane cümle bile yok bu gazetede. Bir tane cümle. Yani Sivas'ı anlatsa, Sivas'ta o gün ne oldu? Anlatmıyor. Niye anlatmıyor? Anlatmıyor. Ama başka şeyler yapıyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Gazetenin sayfalarını çevirirken gördüm. Bunu göstereceğim. Bunu göstereceğim. Tarasın abi, önemli değil. Taradığı kadar tarasın. Bakın
Altındağ Belediye Başkanı, AK Partili Altındağ Belediye Başkanı'nın Kudüs Parkı ilanı. Kudüs Parkı açılıyor şeklinde ilanı. AK Partili Belediye Başkanı ve muhtemel bir yerel seçimde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapmak istenilebilecek isimlerden birisi. Veysel Tiryaki, daha üzerinden bir hafta geçmedi ya. Ya bir hafta geçsin de bari, ondan sonra git Milli Gazete'ye ilan mı veriyorsun, başka bir şey mi veriyorsun? Ver. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Bir hafta geçmedi. Ey Veysel Tiryaki. Yani Melik Gökçek gönderildikten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yapılacak diye ortaya çıktı. Olmadı. E şimdi yani ondan sonra da bu 7 puan niye düştü? 5 puan niye düştü? Bu parti mi şey? Ya çalışmadınız arkadaşlar. Veysel Tiryaki için söylemiyorum. Aslında bu çalışıldığını gösteriyor. Milli Gazete'ye dahi kucak açıldığını gösteriyor. Ama tabii değerlendirme sizin değerlendirmenizde. Saygı gösteriyorum. Bazı noktalarda bazı ilişkiler geliştiriliyor. Yani şöyle düşünün. AK Partili hiçbir belediye Milli Gazete'ye, Saadet Partisi'ne selam verildiğinde bile almadığını düşünün. Bu AK Partililere fayda mı getirir, zarar mı getirir? Yani biz laikçilere, yasakçılara, yıllardır başörtü yasakçılığı yapan kişiler bile bize oy versin diye, AK Partililer açısından söylüyorum, onlara selam verecekler, selamlarını alacaklar, propaganda yapacaklar. Ama geleceğiz, kendi içinden çıktığımız milli görüşün devamı niteliğinde kendini takdim eden, son olaylarda kesinlikle milli görüşün zıttına fiillere imza atmış olsalar bile, sonuçta milli görüş olarak kabul ettiğimiz insanlara eğer mesafe koymaya kalkarsak bu da doğru olmaz diye düşünüyorum. O zaman getirin Yeni Asya Gazetesi'ni. Bence Veysel Tiryaki gitsin bir de Yeni Asya Gazetesi'ne ilan versin. Bakın bu kadar ne söylüyorum. Gitsin bir de Yeni Asya Gazetesi'ne manşetini verin arkadaşlar, Yeni Asya'nın. Türk medyası nereye gidiyor? Medya nereye gidiyor diye manşet atmış bugün Yeni Asya Gazetesi ve sürekli Türkiye'de özgürlüğün olmadığı, bir diktatör tarafından oluşturulduğu, bir diktatör tarafından yönetildiğine dönük bir algıyı oluşturmaya devam ediyor Yeni Asya Gazetesi. Medya nereye başlıyor? Tabii ona bakarsak o zaman Veysel Tiryaki'nin, ya Veysel Tiryaki için söylemiyorum bunu, o zaman evet. Veysel Tiryaki'nin dönüp Cumhuriyet'e de ilan vermesi lazım. Cumhuriyet okurlarına da birazcık kucak açması lazım. Öyle değil mi? Ne olur ne olmaz. Belki kendisine yarın oy verebilirler. Şimdi bence doğru yere desteklemeleri de lazım. AKİT'i desteklemeleri lazım. Ben hep söylediğim bir şey var biliyor musunuz bazen? En sonunda kalacağınız yer AKİT derim ben. Samimiyetiyle, ilkeli duruşuyla haklısınız. AKİT gerçekten bu konularda dindar insanları, muhafazakar insanları sonuna kadar savunmuş, kendisi zarar görme pahasına savunmuş bir yayın çizgisini takip ediyor. Ama ben Milli Gazete'yi de dışlamama adına o kanaatimi serdettim. Tabii ki muhafazakar kesimin kendi içinde bir birlik oluşturması lazım. Yani Cumhuriyet'e de, onlara da, onların okurlarına da belki belli icraatların tanıtılması gerekir. AKİT'e, Milli Gazete'ye 3 tane tanıtım yaptırılıyorsa bir tane de belki Cumhuriyet'e yaptırılır. Onun geri dönüşümü bakılır, değerlendirilir. Eğer bir geri dönüşüm varsa tekrar verilir ama man kafa anlamıyor, bir hizmet yapıyorsunuz, Marmara'yı yapıyorsunuz, adam Marmara'ya binip sırf AK Parti'ye küfür etmek için Cumhuriyet'in kurucusunun ismini anarak aklı sıra AK Parti'ye küfür ediyor. Böyle man kafalara da artık çok fazla zorlamamak gerekir. Evet, zorlamamak lazım. Yeni Asya Gazetesi, medya nereye? Dün konuşmuştuk bunu aslında. Habertürk kapanıyor, Demirören medyası da zorda. Demokrasideki daralma ifade özgürlüğünü de vurdu. Medyada tek sesliliğin hakim olması ekonomideki kötüye gidişle birleşince holding medyası da ciddi sıkıntıya girdi diye veriyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben bu kurumun Ankara temsilciliğini yaptım. Veysel Tiryaki'yi 50 kere konuştum ben. Ve 50 kere konuşunca AKİT'e mesafeli durup
Milli Gazete'ye ya da Sözcü'ye, Cumhuriyet'e yakın durması beni üzdü. Bakın bunu da söyleyeyim. Ben madem konuşuyoruz, anlatabiliyor muyum? Bu adamları deşifre ederim ben. Yani bu gibi davrananları deşifre ederim. İkircikli davrananları deşifre ederim. Bakın bu kadar net. Ben ekranları açtım ona. Gel dedim program yapalım. Gelmedi. Gelemedi. Böyle somut bir bilgiden sonra kimseyi ben savunmam. Yani biz de yaşıyoruz zaman zaman benzer ikircikli tavırları. Ben biraz önce de söyledim. Akite'de mesafe koymadan bakmalı. Milli Gazete'ye de mesafe koymadan bakmalı. Cumhuriyeti biraz daha değerlendirmesi gerekir diye söyledim. Ama eğer Akit'e mesafe koyup Sözcü'ye veya Cumhuriyet'e kucak açılıyorsa burada da bir çelişki var. Ve bu gibi adamlardan Ali İhsan Bey her şeyde beklenir. Veysel Tiryaki için söylemiyorum bunu. Bu gibi adamlardan da her şey beklenir. Yani nedir biliyor musunuz? 25 Haziran'da farklı bir sonuç çıksaydı bambaşka adamlar olarak görecektik. Ya biz bunları AK Partili zannediyorduk. Bunlar alnı secdeye gelen adamlar zannediyorduk. Bunlar dava adamı, yol adamı, çizgi adamı zannediyorduk diyecektik. Ama hepsinin bir anda ortadan kaybolduğunu farklı bir biz söylemiştik diye karşımıza geçip ahkam keseceklerdi bunlar biliyor musunuz? O tür zaten iz düşümlerini biz seçim öncesinde gördük. Kimi anketörüm ben diye, anket firması sahibiyim diyen insanların Abdullah Gül aday olduğu takdirde 30 isimle de destekleneceği AK Parti içerisinden söyleyenler oldu. Belediye başkanlarından destek alınacağını söyleyenler oldu. Ama bu noktada ben gene hüsnü zannımı devam ettirmek istiyorum. Kendileri onlar, çünkü sonuçta ne yaptıklarını en iyi bilenler onlar. Kendilerini bir çeki düzen vererek yollarına devam etmeleri gerekir. Hangi yolda yürüyorlarsa orada sabit olarak devam etmeleri gerekir. Hem yolunu değiştirmek istiyorsa açıkça ben artık şu yoldan yürümek istiyorum. İyi Parti çatısı altında yürümek istiyorum veya bir başka partinin çatısı altında yürümek istiyorum diyenler de Allah yolunu açık etsin. Evet, yolunu açık etsin. Medyadaki gelişmeler, sanki medyada düşünce özgürlüğü, her şeyi söylüyorum. Yanlış mıyım? Şu anda söylemediğim bir şey var mı burada? Hayır, sadece siz değil Fatih Bey. Yani Halk TV'yi açın, diğerlerini açın. Belki onlar diyecekler ki tabii AK Parti'yi destekliyorsunuz siz. Dolayısıyla tabii istediğinizi söyleyebilirsiniz. Peki Halk TV'yi açalım. Halk TV'ye çıkan insanlar istedikleri hangi şeyi söyleyemiyorlar ya? Gazeteleri açın. Bekir Coşkun'un bugünkü yazısını izleyiciler internetten para verip almasınlar o gazeteyi. İnternetten baksınlar. Efendim en güvensiz ülkeler diye bir şey açıklanmış. 160 tane ülke varmış. Bunların içerisinde en güvensiz ülkelerden dördüncüsü sondan veya beşincisi Türkiye'ymiş. Diğerlerinden örnek veriyor. Yola çıktığınız zaman aman ayakkabılarınıza dikkat edin. Tanzanya mı, Kolombiya mı hangisiyse. Kendisi yazıyor. Bekir Coşkun. Kendi yazısında, bugünkü yazısında kendisi anlatıyor. Bu ülkede diyor, o Kolombiya veya Tanzanya'da yola çıktığınız zaman ayakkabılarınız bir anda ayağınızdan gitmiş olabilir. Dikkat edin. Gaspa uğrayabilirsiniz vesaire. Dolayısıyla bu ülke diyor 140. bilmem ne sıradaymış. Türkiye ise onun daha altında 149. diyor. Demek ki mahvolmuşuz biz diyor. İnsaf ya, biz nerede yaşıyoruz ya? Biz nerede yaşıyoruz? Bari bu örneği vermesen. Yani kendinle çelişiyorsun. Demek ki o güvensizlik araştırmasını yapan man kafalar, çatlak kafalar, Türkiye düşmanları, Türkiye'ye tuzak kurmak isteyen vatan hainleri. Bunun dışında başka ne anlayabilirsiniz? Uluslararası bir kuruluşmuş, bir enstitüymüş. Neymiş? Türkiye'de diktatörlüğe doğru gidiliyormuş. Ya biz bu hikayeyi 10 yıldır dinliyoruz ya. Bizim sokağa çıktığımız zaman eğer birisi gasp edecekse cezası 20 yıl. Kaç tane gasp olayının faili meşguldür? Merak edenler gitsinler savcılık kayıtlarına, valilik kayıtlarına, emniyet kayıtlarına baksınlar. Efendim sokağa çıkan kişi öldürülüyormuş,
faili de bulunamıyormuş o verdiği örneklerde. Onlar Türkiye'den daha güvenli ülkelermiş. Türkiye'de kaç tane faili meçhul cinayet var? Bakın bir de 1990'lı yıllara bakın. Hani SHP, Erdal İnönü, şu bu Bülent Ecevit'in başbakan olduğu, başbakan yardımcısı olduğu dönemlere bakın. 17 bin, 20 bin faili meçhulden bahsediyoruz. Bugün kaç tane faili meçhul cinayet var? Onunla karşılaştırın. Ondan sonra elinizi vicdanınıza koyun. Hala Türkiye o ülkelere göre daha güvensiz ülkedir diyorsanız Allah yolunuzu açık etsin. Evet, Allah yolunuzu açık etsin. Şimdi bir dip dalga bekliyorduk. Bir Meksika dalgası geldi. Öyle değil mi? Gazetelerin birinci sayfalarında. O kadar da büyük. Yani belki izleyicilerimiz Meksika nerede diye de sorabilirler ister istemez. Yani bizim sanki güney komşumuz, kuzey komşumuz zannedebilirler. Ama Amerika'nın komşusu ve Güney Amerika'da bir ülke ve bugün de gazetelerde önemli. Yani Cumhuriyet'te, Habertürk'te, Sözcü'de hepsinde var. Ama bir tane Habertürk artık kapanacak biliyorsunuz arkadaşlar. Gösterelim ki kayıtlara girsin. Gösteremiyorduk Habertürk'ü. Kapanmaya yakın gazeteciliğe başlamışlar. Dip dalgası. Değil mi? Meksika dalgası diye vermişler. Ben haberin ayrıntısını okumamıştım. Trump'la tartışmaları vardı ama son olay nedir açıkçası? Meksika'da Cumhurbaşkanlığı seçiminden solcu aday Obrador zaferle çıktı. Yarım asırdır siyasette hakim olan sağ iktidarın gidişini halk sokaklarda kutladı. Kampanyada 130 kişi öldürüldü. Buna rağmen sevinç hakim. López Obrador en yakın rakibini 30 puan geçti. 30 puan geçti. En yakın rakibini Erdoğan ne kadar geçmişti? Tam %20. 20 puan geçti. Bir tane öyle cümle var mıydı? Yok. O solcu olduğu için onu öyle takdim etmişler. Ve Türkiye'de de bekliyorlar. Halen bekliyorlar yani. Allah fırsat vermesin diyelim. Evet, Allah fırsat vermesin diyelim. Şimdi son 10 dakikamız. Haberlerinize bir bakın lütfen. Gösterelim dediğiniz mutlaka vardır. Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin buluşmaları benim önümde. Hürriyet'te, Cumhuriyet'te. Niye gizli buluşmuşlar ben onu da anlamadım. Yani gizli. Yani gizli ama herkes biliyor. Yani otele arka kapıdan giriyorlar ama herkes biliyor. Bütün gazeteciler orada ve anons yapıyorlar. Yani canlı olarak bağlanıyorlar. Niye gizli? Ben onu anlamadım. Tabii takvimdeki CHP'de Büyükşehir Pazarlığı diye bir başlıkla çıkmış. Onlar olabilir mi? Önemli. Bir konu daha var. Bunu da altını çizeceğim. Ya yazın arkadaşlar da biz de gündeme getirelim. Şu Meral Akşener denilen FETÖ'nün partisinin genel başkanı güya Tayyip Erdoğan'a başkan yardımcısı olacakmış. Ya hangi gazetede var? Var mı bir tane gazetede gördünüz mü? Yani dün herkes bunu konuştu. Bugün gazetelerin hiçbirinde yok. Ama sosyal medya bununla çalkalanıyor. Niye yapıyorlar biliyor musunuz? Sebebi şu. Ha bir gazetede var ya özür dilerim şurada. Bak hemen bak göstereyim şurada. Nerede şurada? Tam bak şurada. Değil mi? Ne yazıyor ben okuyayım? Akşener. Ha şuradan başlayayım. Akşener'e başkan yardımcılığı bilmecesi. Çözüm be arkadaş yani bu bilmece önce bilmeceyi icat ediyorlar. Olmayan bir şeyi icat ediyorlar, gündeme sokuyorlar. Aynı Cumhuriyet'in bugün yaptığı gibi. Ne o adamın ismi? Darun Acemoğlu mu? Darun Acemoğlu. Darun Acemoğlu. Önce kendileri gündeme getirdiler. Darun Acemoğlu ekonomiden sorumlu bir göreve getirilecek diye. Ya ortada Darun diye bir şey yok. Acemoğlu diye bir şey yok. Hiç gündemde olmayan bir şeyi Tayyip Erdoğan kendisine yardımcı olarak alacak diye önce takdim ettiler. Maksat ne? Maksat gündemi değiştirmek. Yani 24 Haziran'da AK Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın kazandığı zaferi gölgelemek için, gündemden düşürmek için, tartışılmasını engellemek için, diğer yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce arasındaki kavgaları manşetlerden ikinci sayfalara, üçüncü sayfalara itmek için böyle bir gündem değişikliğine gidiyorlar. Meral Akşener olayı da gene benzer şekilde dedikodudan ibaret. Sonuçta geliyoruz.
Cumhuriyet bugün diyor ki Daron Acemoğlu açıklama yaptı. Bana öyle bir teklif gelmedi. Arkasından da darbeyi vuruyor. İşte özgürlük olmadan ekonomi iyileşmiyor. Ha, çok güzel. Biz bilmiyorduk bunu. Özgürlük yerine despotluk olduğu zaman, diktatörlük olduğu zaman daha ekonomi büyür diye biliyorduk. Dolayısıyla sen hatırlattın. İyi ki varsın. Biz bunlardan hiç haberimiz yoktu. Ama burada ne yapıyorlar? Algı operasyonu. Yani Türkiye'de diktatörlük var demeye getiriyor. Dolayısıyla diktatörlük varsa da büyüme falan filan ekonominin iyileşmesini beklemeyin diyor. Bekleyelim bakalım, görelim 2 ay 3 ay sonra şu patatesler, soğanlar, patates kafalıların kafasına nasıl inecek görelim. Ondan sonra bakalım o kişiyle Cumhuriyet herhangi bir röportaj yapmaya teşebbüs edecek. Ya bir adam ya Daron olur ya Acemoğlu olur ya. İkisi birden olur mu? İkisi birden olup hem de Tayyip Erdoğan'ın da yardımcısı olacak. Yani seçimden çıkacaksınız. %52 ile o Daron'un hiç adı olmayacak. Acemoğlu'nun hiç adı olmayacak. Tam aksine Cumhuriyet kafalı bir adam. Oradan salvolar yapacak büyük ihtimalle AK Parti iktidarına. Sonra sen dişinle tırnağınla seçimden galip çıkacaksın. Sonra gideceksin o adamı başkan yardımcısı yapacaksın. Böyle man kafa. Biz de bunu oturacağız burada seyredeceğiz. Öyle değil maalesef mi? Yani Meral Akşener'e başkan yardımcısı yapacak Tayyip Erdoğan. Biz de ben de oturacağım. O ne güzel yaptı Meral Akşener'e başkan yardımcısı yaptı diyeceğim. Yani yapmayacağını biliyorum ama ne oradaki hedef biliyor musunuz? Bakın ben ilk gün seçimden bir gün sonra söyledim. Erdoğan ile Bahçeli'nin arasını açtıkları an kazanmalarına ramak kaldı demektir. Oraya oynuyorlar. Bakın bütün hedefler orası. Bu iki liderin arası. Beni MHP'liler, AK Partililer ilgilendirmiyor. Yani o iki liderin arasına hafif bir tırmandırabilir miyiz? Kafalarına bir soru işareti. Çünkü önemlidir bu. Tabii. Soru işareti. Yani ben hep şuna inanırım. Şimdi ben ne kadar keyifli yayın yapıyorum Ali İhsan Bey'le. Ya bu ikiliyi nasıl bozabiliriz diye mücadele edenler olamaz mı? Mutlaka. Olabilirler. Kafaya birazcık soru işareti. Aa o muydu, bu muydu? Aa onu öyle söyledi. O bilmem ne yaptı dedikleri anda bu çatlak, bu masa ortadan ikiye bölünür ve darman duman olur gider. O yüzden bunlara ihtimal vermemek lazım ama kendileri çalıp kendileri söylüyorlar, iyi de oynuyorlar diye düşünüyorum. Evet, gösterelim dediğiniz haberler. Kılıçdaroğlu'yla İnce buluşması. Şimdi ben şundan yanayım. Bu tür görüşmeler, devlet adamları belli noktalarda gizli bazı görüşmeler yapabilir. Çünkü orada devletin namusu söz konusudur. Ama siyasi partiler, hele hele siyasi partilerin içindeki isimler bu tür görüşmeleri, tamam 24 saat canlı yayında verilmesi de belki gerekmez. Ama en azından bir girişte nerede buluşulduğu, kimlerle buluşulduğu, ne kadar süreyle görüşmenin devam ettiği ve sonrasında da bir kısa anlatım şeklinde, bir bilgilendirme şeklinde bir açıklama yapılması gerekir. Var mı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki dünkü görüşmeyle ilgili bir ayrıntı? Yok. Otelin arka odasında. Ya siz kimsiniz? Siz yani kusura bakmasınlar, hakaret gibi de algılamasınlar. Mafya babaları mı oturup konuşuyorlar ki böyle otelin arka kapısından giriyorsunuz, çıkıyor. Ya biriniz genel başkansınız siz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız, diğeriniz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği, cumhurbaşkanlığına layık gördüğü bir isimsiniz. Çıkarsınız aslanlar gibi, biz şunları şunları konuştuk dersiniz. Parti içerisindeki şu tartışmalara son vermek üzere buluştuk dersiniz veyahut da yerel seçimlerle ilgili şu konulara görüştük dersiniz, ayrıntısını zaman içerisinde görürsünüz dersiniz, olur biter. Ama bu yapılmıyorsa, kapalı kapılar ardında konuşmalar yapılıyorsa kusura bakmasınlar, bu siyaset falan değil. Hani CHP gururla bahsediyor ya, biz işte ön seçim yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, bunların hepsi hikaye. Kapalı kapılar ardında bunlar yapılıyor.
Ön seçim dedikleri de hepsi hikaye. Önce kendileri delegeleri belirliyorlar. Ondan sonra o delegelere milletvekili adaylarını gösteriyorlar ki son seçimde onu da yapmadılar. Dolayısıyla CHP'ye de şeffaf siyaset için biz buradan bir çağrıda bulunmuş olalım. Evet, ne diyor? Muharrem İnce bir açıklama yapmış şu anda tabii. Tam siz Muharrem İnce derken ekranlara gelmiş. Ne dedi? Belki önemli bir yani çok önemli bir şey olmuş. Çok önemli. Yani Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye onursal genel başkanlık teklif etmiş. Şimdi Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhalde onursal başkanlık. Siz düzelttiniz. Teklif etmesi gerekir. Şu an genel başkan Kemal Bey olduğuna göre hemen hemen 2010'dan 2018'e kadar da 8 yıllık genel başkanlık koltuğunu işgal ettiğine göre bu dakikadan sonra zaten Muharrem İnce bazı böyle halkın hoşuna gidecek noktaları yakalıyor. Bunu kabul etmek gerekir. En son benim gördüğüm Deniz Zeyrek'e anlatmış. Deniz Zeyrek de bir televizyon programında söylüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için cumhurbaşkanlarına yapılan hibeler, seçimde kullanılmak üzere yapılan hibelerden henüz hesabını yapmadım diyor. Kalan bir para varsa öğrencilere yurt olarak harcayacağız. Yani şimdi bu adamın neyine güleceksiniz? Neyini ciddiye alacaksınız? Ya cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılan yardımların tamamı seçimde harcanır. Kalanlar da hazineye intikal eder diye kanunda açık bir madde var. Ama ne yapacak? Halka böyle çaktırmadan bir mesaj verecek. Biz parayı hepsini harcamadık. Onun bir kısmını da onu da net söylemiyor ama yani bir kısmı kaldı. Onu da halka yurt olarak, öğrencilere yurt olarak vereceğiz diyor. Buradan da bir sempati kazanmaya çalışıyor. Ama ben şu kanaatteyim. Muharrem İnce kısa mesafe koşucusu. Maratonlara dayanamaz. Bakın bugün Sözcü Gazetesi'nin son sayfasında Yılmaz Özdil'in yazısı var. Ben ve babam şerefsiz oğlu şerefsiz miydi? Madem öyleydi, sen de babamın cenazesine gelerek Şerefsizler Partisi'ne mi katıldın Muharrem İnce diye söylüyor. Olay nereden kaynaklanıyor? Yılmaz Özdil ile Muharrem İnce arasındaki sen dedin ben dedin tartışmasından geldikleri nokta bu. Kendisini destekleyen, ölümüne destekleyen bir Sözcü Gazetesi. Kendisini ölümüne destekleyen gazetenin en önemli yazarlarından birisi Yılmaz Özdil. Onunla 2 aylık bir süreç içerisinde papaz oluyor beyefendi. Şerefsiz oğlu şerefsizdir diyor Muharrem İnce Yılmaz Özdil'e. Yılmaz Özdil'in de ona cevabı sen benim babamın cenazesine gelmiştin. Babam şerefsiz miydi diye soruyor. Bunlar 2 gün sonra, 3 gün sonra böyle sen ben kavgasıyla, Muharrem İnce için özellikle söylüyorum. Çünkü maraton koşucusu değil. Hemen küçük bir olayda fevri olarak yapacağı açıklamalar, fevri olarak vatandaşı yanına çekmek için onu da yaparız, namaz da kılarız, hatta her gün de cuma namazı kılarız şeklindeki açıklamalarla tribünlere oynuyor. Ama tribünlere oynamak 3 gün sürer, 5 gün sürer, sonunda halk da gerçek yüzleri görür. Bu arada Muharrem İnce bir cümle daha etmiş. O cümlede şu, Sayın Genel Başkan'a olağanüstü kongreyi toplamasını rica ettim. Şimdi demek ki şimdi bu açıklamalardan sonra CHP'de dip dalga geliyor. Dip dalga gelmiş. Görüntülerini de izleyeceğiz. Evet. Hani aday olmam vesaire diyordu. Kendisi çekilirse olurum diyordu. Onu şimdi bir adım daha ileriye götürmüş. Onursal başkan sen ol. Kurultay ben söylemeden olmaz diyordu. Ben de söylemeyeceğim diyordu. Daha 3 gün, 5 gün önce söylediği şey Muharrem İnce'nin. Ama geldik. Herkes kendi yaptığı gibi gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'la ilgili olarak tartışmalar yaşandığında ben genel başkanlığa
aday değilim diye açıklama yaptı. Bir gün sonrasında, çok fazla değil yani bir ay, bir yıl falan değil, hemen bir gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği, işte Deniz Baykal istifa noktasına geldi, ben de genel başkanlığa adayım dedi. Aynısını şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi sürecinde de benzer şekilde yaşıyoruz. Evet, yavaş yavaş toparlıyorum yayını. Ali İhsan Bey, mutlaka söyleyelim dediğiniz herhangi bir şey var mı bilmiyorum. Ama benim önümde birkaç tane FETÖ haberi var. Küçük küçük görülmüş. Yeni Şafak gazetesinde ilginç bir FETÖ'nün yedek Ergenekon'u diye bir haber vardı. Posta kutusu öksüz kalmış diye Milliyet gazetesinde bir haber. Kurye ötüyor, CHP susuyor diye bir haber. Ve FETÖ'de uyuyan hücreye son dalga diye bir başka haber. Yazan FETÖ, oynayan Kemal diye Diriliş Postası'nda da bir haber. FETÖ haberleri de arttı birazcık ama birazcık küçük küçük görülüyor. Umarım bunlar da gerçeği yansıtıyorlardır. Benim de söyleyeceğim, ekleyeceğim Sözcü Gazetesi'nin dünkü manşeti. Bugün iç sayfalarında kendileri yalanlıyorlar. AK Parti Silivri cezaevinde birinci diye bir haber yapmıştılar. Bugün itibariyle de şimdi Sözcü Gazetesi o haberini 5. sayfada AK Parti birinci çıktığı konusu yanlış. Bir gene il başkanından, yanılmıyorsam İYİ Parti'nin oradaki ilçe başkanından atıfla yapmışlar o haberi. Şimdi de İşte biz Silivri'nin mahallelerinden bir sandığı cezaevi diye vermişiz şeklinde düzeltme yapıyorlar. Hayatları yalan. Ama yani... Yani ne diyelim? Ne diye çok şey dememiz lazım. Yani şimdi onu ben gördüm mü? Ben onun dün yalan olduğunu burada söyledim zaten. Söyledim. Ama yani ben onu biliyorum. Ama bunu okuyan insanların zihninde ne kaldı o? AK Parti Silivri cezaevinde FETÖ'cüler tarafından birinci parti olarak çıkartılan bir parti. Evet. AK Parti ile FETÖ arasında bir ilişki var. Evet. Hala devam ediyor şeklinde bir görüntü verdiler. Şimdi onu yalanlama noktasında da birinci sayfa falan değil. Birinci sayfanın herhangi bir küçük köşesi değil. Beşinci sayfaya hem de kendileri değil de bir başkası yapmış yanlışı gibisinden düzeltiyorlar tırnak evet, için. Yapmaya devam etsinler ama biz de manşetlerin dilinde bunları anlatmaya kaldığımız yerden hep devam edeceğiz. Yarın yine saatler 10.30'u gösterdiğinde manşetlerin dilinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.